Merhaba değerli Medya Penceresi izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz önemli bir isim, Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Abdurrahim Bey, bizi kırmayarak kanalımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Tabii Türkiye'de birçok gündem var, ardı arkası da kesilmiyor. Pandemi döneminde daha stabil, daha durgun bir dönem geçirmek varken ülkemizde tabiri caizse hop oturup hop kalkıyoruz. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda tansiyonlar sürekli yüksek. Dilerseniz benim ilk sorum da bu son dönemde bu tansiyonu yükselten darbe söylemi üzerine olacak. İktidar son günlerde darbe yapacaklar söylemini dillendirmeye başladı. Bu söylemin arkasında neler var? Yeni bilinen bir şeyler mi var? Yoksa hayali bir darbeye meydan mı okunuyor? Ya da böyle bu bir şeylerin itirafı mı? Darbe söyleminin hükümetin elini güçlendirmek için bilerek gündeme getirilmesi mi söz konusu? Sizin bu değerlendirmeleriniz nedir bu noktada? Şimdi güzel kardeşim, dünyada iki tür insan vardır. Birisi kendine mahsus bir programı olan, düşüncesi olan, hedefi olan, ideali olan ve müspet şeyler yapmayı ruhunda, kafasında taşıyan insan. Dolayısıyla o her gün kendi açısından yeni bir şeyler, yenilikler yapar. Hayatına, insanlara, hizmet ettiği camiaya, makamına göre, yetkisine göre, imkanına göre dünyaya bir şeyler katmaya çalışır. Buna felsefeciler ve kelamcılar müspet hareket derler. Bu insan olumlu bakar dünyaya, eşeğe olumlu bakar, kırmamak tarzında hareket eder ve kendi kabiliyetini ve birikimini sergiler bulunduğu makama göre. İkinci tür insan ise bunların ruhunda, kabiliyetinde, aklında, aleminde bir program yoktur. Bunlar sadece menfi hareketle başkasını kötüleyerek kendisini kabul ettirmeye çalışırlar. Yani bir masanın etrafında 10 kişi varsa işte sağdan başlar. Bu kötü, bu kötü, bu kötü. Soluna gelinceye kadar herkese tabir caizse bir kulp takar halkın içerisinde söylendiği gibi. En sonunda da der ki ya artık benimle yetinin işte. Yani bu şartlarda benden daha iyisi yok diye bir tarz. Bu da menfi harekettir. Bu menfi hareket aslında bir acizlik ifadesidir. Ortaya müsbet bir şey koyamayanların tarzıdır. Yani bu bir ruh halidir, bu bir felsefi yapıdır, bu bir düşüncedir, bu bir telakkidir. Ben Türkiye'deki siyaset için, özellikle AK Parti için şunu söylüyorum. AK Parti hazırlanarak, planı ve program olarak tabii bir şekilde iktidara gelen insanlar değil, ekip olarak. AK Parti devşirilmiş bir ekiptir. Özellikle Türkiye'de yükselen, kendi kendine var olmaya çalışan ruh dünyasını, kendi ekonomik dünyasını, hukuku dünyasını inşa etmek isteyen Anadolu insanlarının, özellikle Erbakan'la iktidara taşınan yapının Türkiye'de yapılmak istenilen şeylerden rahatsız olan iç ve dış mihrakların Erdoğan ve arkadaşlarını devşirerek bu gidişatın önünü kesmek için 28 Şubat'la başlatılan ve daha sonra 28 Şubat'ın da gayri tabi ürünü olan AK Parti'yi Türkiye'ye hediye ettiler. Dolayısıyla AK Parti programı olan, düşüncesi olan, kendine mahsus bir yapısı olan, bir altyapısı, background'u, geçmişi olan bir ekip değildir. Bir proje ürünüdür. Bu proje kendi eline verilen projeleri icra eder. Kendine mahsus bir projesi olmadığı için. Ve bu proje müsbet Türkiye'nin hayatına, insanlık hayatına, Türk milletine müsbet şeyler hediye etmek üzere gelen bir proje değildir. Bizim inanç değerlerimizi tutun, ahlaki değerlerimizi tutun, kurum ve kuruluşlarımızda menfi hareket etmek üzere hazırlanmış olan bir projedir. Orta Doğu'da başka bir rüzgar estirmek istenilen bir projedir. Daha doğrusu Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını üstlenmiş Türkiye'deki bir yapıdır. Bu ekip başladığından beri ayağına yer ettikten sonra, ilk iktidar döneminden sonra Türkiye'de hep kutuplaştırmayı tercih etti. Hep kötülemeyi tercih etti. Hep kamplaştırmayı tercih etti. Ve böyle geldi. Dikkat ederseniz devrelerine bakın, hep geçişlerine. Mesela 15 Temmuz'dan önce de
bayağı herkesin bildiği bir darbe yaygarası vardı. Ama nasıl ki 28 Şubat olmazsa AK Parti olmayacaktı, 15 Temmuz da olmasaydı eğer, bu defa başkanlık sistemi ve Tayyip Erdoğan olmayacaktı gene. Dolayısıyla yapılan bu işlemler Tayyip Erdoğan değil, bu ekibi buraya getiren, Türkiye'de oynanan oyunları geniş dairede dizayn eden yapının uzantısı ve tecellisidir. Şimdi de mesele diyelim, geçmişi bırakalım bir tarafa. Benim AK Parti'den bu sosyolojik olarak, hukuk olarak gördüğüm ve yakınen felsefesini bildiğim yapının bir tecellisidir bu. Bunu Türkiye'ye maalesef anlatamadım. Aslında bunun meyveleri ortada. Artık bu gizli bir şey değil. Hani ağacı gösteren meyvesidir deriz ya, bu ağaç 50 defa zehirli meyvesini verdi. Şimdi diyelim ki bir darbe çığırtkanlığı var. Evet. Bence bu başka bir şeye hazırlık. Ama kabul edelim ki gerçekten bir darbe hazırlığı var. Varsa bunun zaten tedbirini hükümet almalı. Hükümet tedbirini alıp deklare ettikten sonra, bunu hallettikten sonra dönüp millete açıklaması lazım. Demesi lazım ki ey milletim, biz hükümetiz. Biz ağlama duvarı değiliz. Dolayısıyla hükümetin aleyhine, milletin aleyhine, devletin aleyhine bu tarz oyunlar vardı. Biz bu oyunları teşhis ettik. Biz bu oyunları kaynağında imha ettik. Siz rahat olun, böyle böyle bir iş başardık demesi lazım. Şimdi bu hükümet deprem oluyor, millete hesap numarası veriyor, yardım edin. Bu hükümet salgın oluyor, millete hesap numarası veriyor. Bu millet kendisine karşı darbe oluyor, milleti sokağa çağırıyor. Halbuki askeri var, polisi var, teşkilatı var, kurumları var ve iş başında kendisi. Yani biz bu hükümeti besliyoruz, büyütüyoruz. Bunlar ne iş yapıyorlar ben onu anlamıyorum. Kabul et ki gerçekten bir darbe hazırlığı var. Peki ne yapacağız şimdi diyelim? Yani ben ve siz mi bu darbeyi önleyeceğiz? Millet mi önleyecek? Yani AK Parti bağırıyor darbe var diye. AK troller de şişelere koydukları kurşunları bize gösteriyorlar. Sokağa çıkarsanız ha. Bu nasıl bir mantıktır ben anlamadım. Yani şimdi bir tarafta biz bize yeteriz diyoruz. Hep beraberiz. 82 milyon biriz. Evet. Bir taraftan da darbe çığırtkanlığı yapan var. 15 Temmuz darbesini yapan Amerika'ydı biliyorsunuz. Öyle diyorlardı. Trump bizim dostumuz, hala sağlık yardımları yapıyoruz. Öteki taraftan da borç para istiyoruz. Yani bu AK Parti'nin mantığında bir tabir caizse deformasyon, bir çürümüşlük, bir çelişkiler zinciri var. Evet. Onun için bu darbe çığırtkanlığı ayrı bir şeye hazırlık. Neye hazırlık ben onu bilmiyorum. En basitiyle Türkiye'deki sıkıntıları örtbas etme meselesi olabilir. Yani ekonomi ciddi sıkıntıda. Evet, Türkiye'de hocam, şöyle bağlayabilir miyiz? Şimdi tabii ki bu ulusa sesleniş programlarında da Cumhurbaşkanı'nın sertleşen bir şeyleri, ifadeleri var, üslubu var. Evet. Bununla birlikte bu tabii darbe de buna, darbe söylemleriyle beraber CHP'yi de özellikle darbeci diye suçlaması da buna tuzla biber oldu. Yani bir erken seçim hazırlığı olabilir mi mesela bu noktada? Benim aklıma geldi. Mesela buradan acaba karşı kutuplaştırmalarla yine kendi tabanını konsolide etme durumu oluşmuş olabilir mi? Şimdi 22 aydır seçim oldu. Fazla olmadı seçim. En son seçim yapılan Türkiye'de 22 ay oldu biliyorsunuz. Evet. O 22 aydan beri AK Parti bir puan kazanamadı. Şu andaki yapılan bütün istatistikler AK Parti'nin eridiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir yükselme meylinde olsa erken seçim tamam, yapmak istiyor derim. Bir. İkincisi erimekte olan bir AK Parti. Birincisi erimekte olan bir AK Parti var. İkincisi erken seçim için ekonomik jest yapabilme imkanı yok şu anda Türkiye'nin. Çünkü kasamız tam takır. Yani milleti rahatlatıp öyle gitmesi lazım erken seçime. Bunlar erken seçimin olmaması için düşündüklerim. Fakat şöyle de düşünüyor olabilir Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi. Eğer biz 2023'e kadar beklersek daha beter eririz. Dolayısıyla daha fazla erimeden bir kan tazeleyelim derlerse 2021'in başında veya 2020'nin sonunda böyle bir seçime gidebilirler. Bilmiyorum ne düşünüyorlar ama taktikleri kamplaştırarak kendi taraftarını yanlarında tutmak olduğu için gene o kamplaştırma, yani menfi siyaset usulüne maalesef devam ediyorlar. Evet hocam, şimdi sözleriniz arasında tabii kasa da tam takır deyince benim hazırladığım ekonomiyle ilgili
gündem başlıklarımız da var. Dilerseniz bir tane sorum da oradan olsun size. Şimdi dolar bildiğiniz üzere şimdi 7.15 seviyesine geldi. Bundan 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmeden önce dolar yaklaşık 3.60 seviyelerindeydi. Yani son 3 yıl içerisinde dolar neredeyse 2 katı fırlamış durumda. Şimdi başkanlık sisteminin propagandası yapılırken de yani Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi de deniliyor. Yani adını ne koyarsanız koyalım Türk tipi bir başkanlık yapısıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu sistemle uçacağız, kaçacağız, Türkiye süper güç olacak, sınıf atlayacak deniyordu. Ama doların geldiği nokta da ortada. Bir yandan da işte Türk lirası dolar karşılaştırmasında Türk lirasına geçeceğiz, doların tahtı yıkılıyor gibi söylemler de sosyal medyada sürekli köpürtülüyor troller tarafından. Yani bunu destekleyen ciddi yandaş ekonomistler de var. Yani ekonomistin yandaşı nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama var yani. Bu kasa boşken, dolar 7.15 seviyesindeyken Türkiye'nin bir ekonomik panoramasını şöyle kısaca bir siyasetçi gözüyle nasıl çizersiniz? Evet. Şimdi Halit, bu hükümetle ilgili ne söylesen kızıyorlar. Ama kızsalar da ben rakamlar söyleyeyim sana. Mesela Türkiye'nin bu rapor yani Türkiye'nin de kendi kayıtlarında olan rakamlar. Türkiye'nin kısa dönemde ödemesi gereken borcu 120 ile 125 milyar dolar civarında. Kısa dönemde toplam dış borcunu söylemiyorum. 120-125 milyar dolar. Türkiye'nin şu anda Merkez Bankası'ndaki toplam rezervi 80 küsur milyar dolar. Zannediyorum 87-88 milyar dolar civarında. 76 rakamlar. Milyar dolara açıklamıştı Bakan Mehmet Almaya. Biraz düşmüş olabilir, doğru. Ve Türkiye'nin bu rezervin tamamını kullanma hakkı yok. Yani bankaların, diğer şirketlerin orada tuttuğu teminatlar falan da var. Toplam kullanılabilir rezerv zannediyorum net 25 milyar dolar civarında. Yani 100 küsur milyar dolar bizim borcumuz var. Ödeyebilmek için kasamızda 25 milyar dolarımız var. Şimdi düşün ki sen bir ticari işletme olarak kabul et bunu. Borcun 125 lira, kasandaki paran 25 lira. Ne yapman lazım? Borç bulman lazım. Başka çaren yok. Evet. Şu anda Türkiye'nin ekonomik durumuna, özellikle de hukuki altyapısına baktığın zaman hiçbir yatırımcı Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yani doğrudan yatırım yapmak mümkün değil. Döviz getirmek isteyen yok ve borç veren yok. Kim sadece borç verebilme ihtimalini, kapısını açık tutuyor? Bir Çin, bir de Katar var. Ve bunlar da tefeci faiziyle para veriyorlar bize. Dünyada faizler şu anda %0, %1, %-1. Ama biz tefeci faiziyle borçlanıyoruz. Dolayısıyla Amerika'ya sanki niye uçaklarla yardım gönderiyoruz? Amerika'dan bizim ekonomimiz daha iyi değil. Acaba arayı iyi tutup da Fed'den bir şey alabilir miyiz diye bir düşünce var. Onun için tabir caizse kısa zamandaki ödenmesi gereken borçları ödeyebilmek için bir hazırlığımız yok. Bir, işsizlik had safhada biliyorsun. İki, üç, bak Halit, ben İstanbul'dayım. Büyük müesseseler bizim ofisimizden geçmeden konkordato ve iflasla muvaffak olamazlar. Maalesef böyle bir suyun başındayız tabir caizse. Türkiye'de 2 saatte bir, mesai saatlerini nazar aldığınız zaman 2 saatte bir şirket, bir şirket ya konkordato ya iflas teklif ediyordu. Bu koronavirüs vakasından önce, şimdi daha önce iflas ve konkordato kararı aldığımız şirketler de taahhütlerini yerine getirmeleri mümkün değil. Dolayısıyla adliye açıldığı an işler furya. O halde kamu borçlu, özel sektör işlerini yürütemiyor. İşsizlik, siz biliyorsunuz gençsiniz. Özellikle genç kuşakta 3 kişiden biri işsiz. Evet. Ve birçok iş yeri, özellikle hizmet sektörü ciddi sıkıntıya girecek bu virüs dalgasından sonra. Dolayısıyla Türkiye'nin geldiği nokta belli. İşsizlik tavan yapmış. Özel sektör borçlu ve bizim borçlarımızın çoğusu maalesef döviz cinsinden borç. Yani dolar 3,5 lirayken borcumuz 10 liraydıysa 7 liraya çıktığı zaman 7 lira oldu bizim borcumuz. TL'ye geçmekle dolar borcunu TL'ye çeviremiyorsunuz Halit'im. O borcu ödemekle bitmiyor. Türkiye'nin toplam borcu düşündüğünüz zaman dış borç 500 milyar dolara aşmış. Ben size kısa dönemdeki borcu söylüyorum. Bunu bizim, benim çocuklarım değil, torunlarım bile borçlanmış şu anda. Onun için yani AK Parti'nin pembe tablolar çizmesi, millete bazı şeyleri unutturmaya çalışması
artık bıçak kemiğe dayandı. Bundan öte gitmez. Türkiye'de maliyenin içinde bulunan, yeni siyaset arayışı içinde olan arkadaşlar bile ne diyorlar? Biz aldığımız paraları diyorlar betona yatırdık. Geri dönüşümü olmayan bir yatırım. Borç gırtlakta gelir getiren bir şey yok. Bakın biz Türkiye'de taahhütlü yaptığımız işletmeler var şu anda. Geçmediğimiz köprülerin, uçmadığımız havaalanların paralarını ödüyoruz şu anda. Evet. Garantili sözleşmelerimiz var uluslararası planda, dokunamadığımız. Dolayısıyla geçtin diyelim şey, doları bıraktın, TL ile ticarete başladın. O taahhüt ettiğin sözleşmeleri bile TL'ye çeviremiyorsun kaç yıldır. Nasıl bunun altından kalkacaksın? 40 yıl borçlanmışsın, 20-25 yıl borçlanmışsın. Onun için bunlar tabiri caizse dediğin gibi ekonomistin nasıl yandaşı olur ben de anlamıyorum ama sadece lafı güzaf en basit ifadesiyle evet. Diğer bir şeyle yani ağır ifadeyle söylediğiniz zaman hakkınızda davalar açılıyor. Türk milleti kandırılıyor kaç yıldır maalesef. Aldatılıyor, dolandırılıyor. Utanıyorum bunları söylemeye ama nereye kadar daha gidecek onu bilmiyorum ben. Evet. Hocam bir diğer konu da sizin siyasetçi kimliğinizin yanında bir de hukukçu kimliğiniz var. Türkiye'de hukuk evet. Kavramının altı ne kadar dolu ya da dolduruluyor? Yargıya olan güvenin dip seviyelerde olduğu yine bir takım indeksler de mevcut. Neden adaletsizliklerle bizim ülkemiz hep anılıyor? Hukuki olarak nasıl bir durumdayız? Hukuki olarak nasıl bir durumdayız? Türkiye'nin durumunu hukuken tahlil etmek, tarif etmek, tefsir etmek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de bir tek hukuk var Halit şu anda. O da düşman hukuku. Yani hukuk muhataba göre, şahsa göre, konjüktüre göre, yere ve zamana göre tecelli ediyor. Onun için böyle bir hukuk olmaz. Hukuk dediğiniz zaman herkese eşit, adil, şahsa göre değişmeyen, herkesin kuvvetini kanundan aldığı bir sistemdir. Bizde öyle değil. Şu anda Türkiye'de hukuk bir şahsın iki dudağının arasında. Bu kadar abartmayın hocam deme bana. Neden? Çünkü en son çıkardığımız bir infaz kanunu var. Evet. İnfaz kanunu saraydan nasıl geldiyse meclisten öyle geçti. Bizim meclisimiz şu anda fotokopi makinesi gibi çalışır. Fotokopi makinesi nasıl çıkarır? Buradan hangi metni koysan öteki taraftan aynısını çıkarır. Biraz silik çıkar biliyorsun. Orijinali gibi çıkmaz. Bizim meclis çok demode olmuş silik bir fotokopi makinesi. Dolayısıyla hukuk ve kanun orada usulüne uygun tecelli etmiyor. Adliyeler boşaltıldı. Genellikle yeterli puan almayan, ehil olmayan insanlar, yani hakim olmayacak insanlar hakim koltuğuna oturtturuldu. O insanlar hakimlik yapabilme ehliyetine sahip değil. Ve hakim siyasi otoritenin tazyiki altında kendine hakim değil. Hakimlik mesleğini ifa edemeyecek ehliyet ve kabiliyetteki insanlar hakim ve siyaseten de dediğim gibi bağımsız ve tarafsız değil. Onun için Türkiye'de hukuk yok. Evet. Böyle bir memlekette gerçekten düşündüğünü söyleyen ve ona göre yaşamak isteyen bir insan için hukuken iki hakkı var. Biri ölmek, biri de rahatça hapse girmek hakkı. Yaşamak istiyorsanız bu haklara talip olmanız lazım. Evet hocam. Tabii ben sizin birçok konuşmanızı da yakından takip ediyorum. Evet. Şimdi demecinizde de hiçbir şey düşünmeyen toplum oluşturdular dediniz. Daha önce de bir profesör biz cahil toplumun ferasetine güveniriz demişti. Ekranların karşısında üstelik de bir canlı yayında. Cahil birey düşünmeyen insanlardan oluşturulan bir toplum kimin nasıl bir işine yarayabilir? Tabii bazı örneklerini görüyoruz. Ama bir hukukçu gözüyle, bir siyasetçi gözüyle cahil birey sorgulamayan, eleştirilen düşünceden bir insan tipi, kişiliği ya da bir fert kimin işine yarar? Kimin işine yarar? Sadece despotların işine yarar. Çok eskilerin güzel bir sözü vardır. Halit Bey kardeşim derler ki hakkını istemeyi bilmeyen insanlar ehli hamiyeti de müstebit yapar.
Yani bir toplum düşün ki hakkı bilmiyor, haddini bilmiyor, hukukunu bilmiyor. Tabirca ise önüne ne koysan ona razı. Böyle bir toplum kendini idare eden insanlar hamiyet sahibi bile olsa onları da despot yapar. Şimdi bizim idarecilerimiz hamiyet sahibi değil, bir de böyle hakkını hukukunu bilmeyen bir toplum olunca, yani düşünsenize bu toplumda bakanlık yapan birisi çıktı dedi ki bizim Cumhurbaşkanı millete öyle bir kanaat telkin etmiş ki dese ki uzaya 4 şeritli, çift şeritli otoban yapacağım, millet ona inanır. Ve bu milletten inanan insanlar çıktı dedi ki, milletvekili mesela, o partide görev yapan, biz Sayın Cumhurbaşkanı'nı görünce haşa haşa haşa, bu Ramazan günü 1000 defa haşa, Allah'ı görmüş gibi oluyoruz. Birisi çıktı dedi ki biz Allah'ın bütün sıfatlarını bundan görüyoruz. Birisi çıktı dedi ki dokunmak bile sevaptır, sünnettir falan diye. Onun için bunu anlatmak istemiyorum. Halit, biz toplum olarak cehaletle kendi vicdanımızda, aklımızda, kalbimizde iyilikleri öldürdük ekser olarak. Adalet terazisini yamulttuk. İnsafsızlık, vefasızlık tohumları ektik. Kendi elimizle bu cehennemi kendimize hazırladık. Toplum olarak tabandan başlayarak silkinip bu belalardan kurtulmamız mümkün. Yoksa sonumuz iyi olmaz. Bu Ramazan günü bunları konuşmak üzüyor beni. Ama bu sadece bir durum tespiti. Benim kimseyle şahsi bir kavgam ve problemim yok. Ben sadece Allah'a karşı vazifemi, millete karşı borcumu ödemek isteyen bir vatan evladıyım. Maalesef geldiğimiz nokta bu ve bu noktayı biz kendi elimizle hazırladık. Ben AK Parti iktidara geldiğinden beri aman hukuk içinde kalalım diye yalvardım. 2010 anayasası değişirken de hem o zaman AK Parti'nin en iyi ortağı cemaat hem de AK Parti'ye karşı çok mücadele verdi. Bu değişiklik Türkiye'yi hürriyete götürmez. O zaman cemaatin ileri gelenleri ya bu hocamızı tenkit ediyor müfsit. AK Partililer de reise söz söylüyor, liberaller bile reisi tasdik ediyor, bu ifsad ediyor diye benim ölüm fermanımı çıkarmışlardı. Keşke ben ölsem de bunlar doğru olmasaydı ama zaman benim bu fikirlerimi maalesef teyit etti, tasdik etti. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim ben teşekkür ederim. Sormak istediklerim bunlardı. İlave etmek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah seni muvaffak etsin. Ben gördüm, sevindim. Amin. Bu gayretleri çok önemsiyorum ben. Çünkü bu toplumun kurtuluşu bir kurtarıcı bulmakla olmaz. Tabandan tavana doğru olur. Dolayısıyla sizin bu çalışmalarınızı çok önemsiyorum. Çok takdir ediyorum. Çok teşvik ediyorum. Ve elimden geldiği kadar dua ediyorum. Diyeceksin ki avukatların, hukukçuların duaları pek makbul değildir falan ama Ramazan günü başka bir şey de elimden gelmiyor ve sizlerden de dualar bekliyorum. Allah razı olsun.